Kripto Krallığı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir? Bunları anlamaya çalışacağız. Önemli bir noktadan tepki almayı başardık. Bu tepki hareketleri devam edecek mi? Buradan artık dönüşü yakalayacak mıyız? Bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin tarafında aslında bir video paylaşmıştık ve bu noktanın önemli olabileceğinden, bir tepki hareketi yakalayabileceğimizden bahsetmiştim ve tam olarak bu noktalardan pozitif uyumsuzlukla birlikte Bitcoin Aresay'da yaptığı bir pozitif uyumsuzlukla birlikte yukarıya doğru sert tepki vermeyi başardı. Mesela burada da arkadaşlar yine bir uyumsuzluk vardı ve uyumsuzlukla birlikte gayet sert bir hareket yakalamıştık. Hatta bunu ölçersek %28 %29'a varan bir yükseliş yaşamıştık ve şu anda ise bu yükselişin sadece %9'unu tamamladığımızı söylemek istiyorum. Peki buradaki uyumsuzluğu anlamlı olarak devam ettirip güzel bir yükseliş yapacaksak ne görmemiz gerekiyor? Arkadaşlar biz bu hareketi nerede sonlandırdık derseniz hemen sizlere Kingdicator'ı göstermek istiyorum. Kingdicator bakın 4 saatlikte satta devam ediyordu. Ve sattayken bu ee, direkt olarak Morban'da her yaklaştığında bilet durumu oluşuyordu. Ve şu anda da indikatöre yaklaştı. İğnesini attı buradan bir geri çekilme yaşadığını söyleyebiliriz. Peki ne istiyoruz arkadaşlar bakın. Bunu geçmişte çok defa yapıyor mesela sat döngüsü. Ne zaman bitiyor kralımla birlikte bir hareket başlatabiliyoruz. Örneğin arkadaşlar yine bakın bu uzun bir döngü saat döngüsünde ne olmuş bakın tam olarak şu noktaya e, yoğunlaşmanızı istiyorum tam olarak buraya iğnesini atmış geri dönmüş fakat kırdıktan sonra bakın bir rally başlatmışız e, dur durak bilmeyen bir hareket başlatmışız ve şu anda da ne istiyoruz açıkçası şu bandın kırılması gerektiğini düşünüyorum 58.900'leri gösteriyor yani kabaca bir 59.000 dolar üstünde 4 saatlik mum kapanışı yapmamız gerekiyor. Bunu yapmadığımız süre boyunca neler olabilir? Burada arkadaşlar şunu gözlemleyebiliriz. Yani Bitcoin tarafında tekrardan şu mavi bandın denenme durumu olabilir. Ve bu mavi band denense dahi haftalık açısından bir sorun olmayacaktır. Bunu tekrardan söylemek istiyorum. Yani Bitcoin diyelim ki tekrar buraya geldi arkadaşlar. Oyalanma sürecini devam ettirdi. Bu bizim için problem olmayacaktır. Bizim için önemli olan nokta nedir? 51.500 altında yani bu mavi bant altında bir kırılım görmemiş olmamız önemli olacaktır. Çünkü ne biliyoruz? Burayı kırdığımız zaman asıl düşüşler, asıl yaralanmalar başlıyor. Fakat kırmadığımız süreç boyunca Burada oyalanabilir miyiz? Oyalanabiliriz. Bakın geçmişte ne kadar oyalandık bu süreçte. Yani 2 ay kadar oyalandık. Yukarıya gidiyor gibi yaptı tekrar geldi. Gidiyor gibi yaptı tekrar geldi. Fakat herkes düşüş beklerken bu bandı kırmadığı sürece hareketini yukarıya yapmayı başardı. Ve burada da arkadaşlar yine aynı şeyi gözlemleyeceksek ilk kez geldi. İlk kez geldikten sonra kaç gün geçti? Şu anda yaklaşık 36 gün geçti. Yani diyelim ki 2 ay kadar oyalayacaklar bu süreye dayanmamız gerekiyor. 51.500'ün altında kapanış görmediğimiz sürece bu banda tekrarda da gelebilir. Bizim için sorun yok. Peki ne istiyorduk? Yükseliş görebilmemiz için de bir 59.000 doların üstünde kapanış yapmamız lazım. Onun akabinde bir de şöyle bir durum da var. Bu yükselişi daha anlamlı bir hale getirmek istiyorsak da arkadaşlar gidip şu RSI trendini kıracağız. Yani bunun başka yolu yok maalesef. Örneğin burada da bir düşen trend oluşturuyoruz ve akabinde şurada gelen bir hareketle kırılımla bakın şu basit bir mumla RSI kırılıyor ve akabinde şu hareketi görebiliyorsunuz. Örneğin burada uzun bir düşen trend söz konusu. Şuradan gelen ve şu kırılımla birlikte arkadaşlar yükselişi görebiliyorsunuz. Yani aslında Aresay'ın kırılımı da bize çok önemli bir sinyal verecektir. Sen yükselişe başlıyorsun, yükselişe hazırlanabilirsin sinyali verecektir. Burada bunu da takip ederiz. Önce kısa vadede bir 4 saatliği bir kazanalım. 4 saat 4 saatliği pozitife çevirelim. Sonra günlük, sonra dediğim gibi zaten haftalıkta bir sorun yok. Bakın burası çok önemli. Bitcoin haftalıkta hala pozitif. Yani burada büyük zaman dilimi hala bizim için önemli olacaktır arkadaşlar ve büyük zaman diliminde burada mesela oyalanabiliyoruz. Bitcoin bir hareket yapıyor. Rally burada bitirmiyor. Bitirecek gibi gösteriyor. Herkes burada 20.000'e 20 15.000'i konuşuyor. Fakat e, tam tersine herkesin beklediğinin aksine bir hareket gelerekten yeni bir halli yapıyoruz. Ve burada da arkadaşlar ilk kez geldik tepkiyi aldık. Bahsettiğim gibi oyalanma süreçleri olabilir. Fakat bu band kırılmadığı sürece şu anda bunun geldiği seviyede 49.200 seviyesi. Yani isteyen 51.500'ü takip eder. İsteyen daha da garanti olsun diyen 49.200'ü takip eder. Bunların altında hafta kapatmayacağız. Bunları yapmadığımız sürece bahsettiğim gibi yukarıya gitme potansiyelimiz hala mevcut arkadaşlar. Ve bakalım burada da bu potansiyeli gerçekleştirebilecek miyiz? Yani 4 saatliği direkt olarak King Decatur açısından da pozitife çevirmemiz durumunda aslında çok daha net hareketler yaşayabileceğimizi söylemek istiyorum. Ve RSI trendinde de bunu gözlemlememiz halinde zaten yine bunu da paylaşırız arkadaşlar. Deriz ki kırılım geldi ve kırılımla birlikte artık yükselişlere devam edebiliriz anlamı da Taşıyacaktır. Onunla kabinde King Decatur açısından arkadaşlar Dominance'ın trende çarptığını ve buraya çarpmasıyla birlikte bir geri çekilme yaşadığını görüyoruz. Yani bu da bizim için neden önemli? Biz şunu biliyoruz. Arkadaşlar Dominance düştüğü zaman Bitcoin tarafında yükseliş yaşıyoruz. Bakın Dominance ne zaman desteğe geliyor? 4 numaraya bakın, 5 numaraya bakın, 6 numaraya bakın. Yükseliş yaşıyor. Burada ise şu anda dirençte ve tekrardan bu aşağı doğru yapacağı bir hareket bizleri yukarıya doğru sert bir şekilde hareketlendirebilir dominans açısından da burayı takip edeceğiz. Yani 4.24'lerin altındaki gelecek olan bir kırılım bizleri çok daha yukarıya atabilir. Onun Bitcoin tarafında her şeyin negatif gittiği bir evrede ne yapmalıyız? Yani bahsettiğim gibi 51.500'ün kırılma senaryosu henüz gerçekleşmedi. 51.549.200 bu iki seviye önemli dedim. Ve buranın altına gelecek olan bir kırılım maalesef kötü senaryoları düşünmemize sebep olur. Ama en kötü senaryo gerçekleşse dahi ben Bitcoin tarafında 36 bin dolarların altının görüleceğini 2024-2025 içerisinde olmayacağını düşünüyorum. Bakın burada da mesela büyük bir ayı sezonu yaşanıyor ve büyük bir dump geliyor arkadaşlar. Korona çöküşü deniyor ardından gelen hareketi görüyorsunuz. Burayı kırmıyor burası en büyük alım noktası oluyor. Burada 69 binden düşüş yaşıyoruz 15 bine kadar. Buraya geliyoruz kırmıyoruz tekrardan bir hareket yapıyoruz. Yani en kötü senaryo kendimizi hazırlayacağımız kurşunumuzun olacağı, son cephanemizin olacağı nokta bindir bana kalırsa. Ben bu şekilde yorumluyorum. Fakat bu şu an bu gelecek anlamı taşımıyor. Bakın burası önemli. Bizim desteklerimiz var. Henüz kırılmayan kapı gibi desteklerimiz var. Bunu da unutmamak gerekiyor. Onun akabinde peki Şortların temizliği biraz biraz gerçekleşti. 97 milyon dolar şeklinde bir şort temizliği gördük. Fakat hala şöyle sindire sindire bir temizlik görmedik arkadaşlar. Yani bakın burada 685 milyon dolar yine 700 milyon dolar burada yine çok yüklü likidasyonlar gerçekleşti long tarafında. Fakat bunun devamını şortlarda görmüyoruz. Yani aslında bu da yukarıya doğru yapacağımız bir harekette devamlılık sağlayabileceğimiz bir harekette şortların ne kadar alınabileceğini gösteriyor. Bakalım bunu da yapacak mıyız? Şu an içeride kimler var? Longlar üstünlüğü tekrar ele aldı. Fakat şunu söylemek istiyorum. Bakın şortlar içeriye alındıktan sonra longlar devam ediyor. Fakat yükseliş devam ediyor. Burada mesela şortlar içeriye giriyor. Ardından longlar devam ediyor. Geçici bir düşüş oluyor. Fakat yükseliş devam ediyor. Şu anda da şortlar alındı. Bakalım yükseliş devam edecek mi? Bu da bir diğer önemli unsur olacaktır. Onun akabinde likidasyonlara baktığımız zaman yukarıda da aşağıda da likidasyonlar var. Yani yakın likidasyon olarak 49 bin dolarları görüyoruz. Yukarıda ise arkadaşlar 70 bin doların üstü çok güzel. 72-73 bin dolarların üstü çok çok daha güzel. Bunu da böyle gösterebiliriz. Onun akabinde peki ABD tarafında yarın arkadaşlar önemli bir gelişme var. Enflasyon oranı açıklanacak beklenti 2.9'dan 2.6'ya düşmesi yönünde ve burada da aslında Jerome Powell tarafındaki açıklamalar %2'ye geldiği anda biz hedefimizi gerçekleştirdiğimiz anda faiz indireceğiz demişti. Ve piyasalarda şu anda bunu zaten fiyatladı. 25 bas puan faiz indirimi kesin olarak görünüyor. Peki neden önemli olacaktır bu enflasyon oranı? Burada arkadaşlar beklentinin altında gelecek olan bir enflasyon yani 2.5-2.4 gibi gelecek olan bir enflasyon Burada 50 bas puanın fiyatlamasını arttıracaktır. Beklentiyi arttıracaktır ve Bitcoin tarafında güzel bir hareket görebiliriz. Bu yüzden yarın saat öğle 3.30'da ABD tarafında enflasyon açıklanacak, volatilite artacaktır, hareketlilik artacaktır ve buna bağlı olarak da arkadaşlar Bitcoin tarafında umarım dirençlerin kırılımıyla birlikte bir yükseliş tablosu görebiliriz. Onun akabinde e, ayın 18'inde ise arkadaşlar FED faiz oranı kararını açıklayacak. Bahsettiğim gibi şu anda 25 bas puan kesin olarak görünürken 50 bas puan gelirse de güzel bir sürpriz olur. Ve burada da daha sert hareketler görebiliriz. Onunla kabinde bir diğer önemli konu ise arkadaşlar ABD tarafında seçimler olacak ve Trump rakibine iyice yaklaştı. Hatta bazı anketlerde Trump'ın %5 kadar önde olduğunu söyleyen anketler var. Yani burada bakalım Trump'ın kazanıyor olması da bizim önümüzü açacaktır. Çünkü kripto paraları seviyor. Kripto paraları benimseyen bir başkan olması ABD tarafında kripto paralardaki yükselişin asıl dalgasını başlatabilir. Çünkü biz hikayelere ihtiyaç duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl bu hikayeyi Elon Musk tamamlamıştı. O başlatmıştı. Şu anda ise Trump başrol olabilir mi? Bu da bir diğer önemli konu olacaktır. ABD tarafındaki para yakımları bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Yani 7 trilyon 7.1 trilyonlara kadar geldiler ve buradaki para yakımlarının bitmesi, tekrardan para basımına geçilmesi Elbet olacaktır çünkü bunu her zaman yaşadık. Burada da para yakılması oldu, daralmalara gidildi. Fakat ekonomi bir çıkmaza girdiği anda ise tekrardan para basımına doğru ilerlediler. Burada da bunun çok fazla örneğini gördük. Ve burada gelecek olan bir para basımı kripto paralardaki yükselişi de ayrıyeten destekleyecektir. Bunu da bahsettiğim gibi FED tarafındaki konuşmalardan Powell'ın ifadelerinden anlamaya çalışacağız. Freeland Credit Index'te ise şu anda 33 seviyesinde ve korkuda devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.